Hiç merak ettiniz mi? Neden şu an çocuklar oyun terapilerine maruz kalıyor? Ya da cümleyi şöyle değiştirelim. Bu kadar çok çocuğun neden oyun terapilerine ihtiyacı oluyor? Zamanı biraz geriye alalım, benim çocukluk dönemime. Biz mahallelerde giderdik, top oynardık, saklambaç oynardık. İp atlayan arkadaşlarımız vardı. Evcilik oynardık. Çok da keyif alırdık. Ve bu aslında yaptığımız oyunlar bugünkü çocukların yapamadığı ve terapistler üzerinden yapmaya çalıştığı oyunlardı. Alın size duyu bütünleme ya da bir şekilde oyun terapisi. Yani aslında biz özümüzden biraz farklı tarafa doğru evrilmeye başladığımız için çocuklarımız sıkıntı yaşamaya başladı. Eksik olan durumları da aslında daha keyifli bir şekilde sizle zaman geçirebilecekken, mahallelerde oyun oynayarak zaman geçirebilecekken, ki güvensizlik konusundaki hikayenize haklısınız, katılıyorum. Biz suni yöntemlerle çocukların eksiklerini gidermeye başladık. Tavsiyem şu: çocuğunuzu elinden tutun. Dışarı çıkın. Parklar, bahçeler hepsi bize ait. Güvendiğiniz bir arkadaşınızla buluşun. Çocuklarınızı bir araya getirin. Hiçbir şey yapamıyorsanız küçük bir grup oluşturun. Ya da oluşturulmuş gruplara beraber gidin. Bırakın dışarıda istedikleri gibi oynasın. Düşsünler, kalksınlar, üstlerini çamur yapsınlar, dizleri kanasın, sorun değil. Çocuklarımız çocukluklarını yaşayarak büyüsünler.